Varlığı kanıtlanmamış birçok tehlikeli deniz canavarı var. Denizlerin tarihsel kayıtları sudaki tüm insanlara düşman olan devasa yaratıkların tüm gemileri yuttuğunu gösteriyor. İşte birçok denizcinin inandığı ve bugün bile bazı insanların inandığı bu efsanevi yaratıklardan 12 tanesini derledim. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Hidra. Hidra 9 başlı bir yılandır ve tümü Yunan mitolojisindeki en ünlü canavarlardan bazıları olan Zurbaran, Çamara ve Sphinx'in kız kardeşidir. Hidra ile ilgili özel olan şey kestiğiniz her kafa için aynı yerden iki yerisinin çıkması. Bu nedenle su yılanını yenmek inanılmaz derecede zordur çünkü her yaralanmada daha da güçlenir ve ortadaki başın ölümsüz olduğu bile söyleniyor. Hidra Yunanistan'ın güneyindeki Lyra bataklığında yaşıyordu ve burada ara sıra sürüleri avlamak ve tarlaları harap etmek için kırsal kesime gidiyordu. En azından canavar kafalarının yeniden büyümesini engellemenin bir yolunu bulan ve ölümsüz kafasının bir kayanın altına gömen Herkül tarafından nihayet öldürülene kadar. Kraken. Gemilere saldıran ve okyanusun derinliklerine sürükleyen dev kalamarın hikayeleri yüzyıllardır var ve dünyadaki birçok mitolojide ve kültürde bulunabilir. Bunun olası bir nedeni devasa kalamar gibi gerçekten büyük kafadan bacaklılardan olması olabilir. Ki bu muhtemelen mistik Kraken'in gerçek hayattaki prototipiydi. İskandinav mitolojisinde Kraken 12. yüzyılda ortaya çıktı. 2,5 kilometre uzunluğuna ulaştığı ve yüzen bir adaya benzediği söyleniyor. Muazzam boyutu nedeniyle gemileri batırabilecek girdapların oluşmasına bile neden olabilir. 18. yüzyılda Kraken'den Microcosmos Marinus olarak adlandırılan bilimsel bir makalede bahsedilmiş. Ancak canavar daha sonra mitolojik bir yaratık olarak reddedildi ve kitaptan çıkartıldı. Jormungandr. Midgard yılanını eğer oyunlara ilgiliyseniz God of War oyunundan biliyorsunuzdur. İskandinav mitolojisinde Midgard yılanı veya dünya yılanı olarak biliniyor. Efsaneye göre dünyayı çevrelediği ve kuyruğunu kavrayabildiği söylenir. Kuyruğunu bırakınca son dünya savaşı başlayacağına inanılıyor. Jormungandr'ın düzenbaz tanrı Loki ile Angriboda'nın ortanca çocuğu olduğu söylenir. Yine efsaneye göre Odin Loki'nin 3 çocuğunu kovar. Midgard yılanını denize atar ama yılan akıl almaz şekilde büyür ve kendi kuyruğunu kavrayana kadar gelişir ve nihayet dünyayı sarmalar. Eski İskandinav mitolojisine göre Thor ve Midgard yılanı baş düşmandır ve aralarında kan davası vardır. Ama bu savaşta kazanan çıkmamış. Thor yılanı öldürmüş fakat yılanın zehrinden dolayı Thor da ölmüş. Umibozu. Japon folklarına göre Umibozu'nun okyanusta yaşadığı ve onlarla iletişim kurmaya cesaret eden herhangi bir denizcinin gemisini alabora ettiği söylenir. Bulut benzeri gri bir gövdeleri ve yılan benzeri uzuvları var. Bu ruhun adı Japonca'da deniz rahibi anlamına geliyor. Saçı olmadığı için keşişlerden ilham aldıkları düşünülüyor. Rahip denmesinin sebebini de buradan anlayabiliriz. Bazı insanlar Umibosu'nun güçlü bir yokai olduğunu söylerler. Yokai de doğaüstü canavar, iblis veya ruh anlamına gelir. Bazı denizcilerin anlattığına göre durgun ve sakin sularda ortaya çıkıyor, sizden ödünç bir kova istiyor, vermezseniz de gemiyi batırıyormuş. Diğer söylenen şey de balık avlamaya çıktığınızda ilk yakaladığınız balığı tanrılara adamazsanız sizi cezalandırmak için geldiği. Neyse ki bizim böyle canavarlarımız yok. Tabi Van Gölü canavarı hariç. Kappa. Kappa Japon halk inanışlarının en ünlü yaratıklarından biridir. İnsan ve sürüngen özelliklerine ve ağız gibi gagaya sahip yokailerdir. Bu su iblisleri insanlara saldırır ve bölgelerinden geçen hayvanları boğar ve ardından karaciğerlerini çalar. Sadece küçük bir çocuk kadar uzunlar ve karada nispeten zararsızlar. Ama suda hepsi çok daha tehlikeli. Ara sıra karaya çıkarlar ve çıktıklarında kafalarına metal bir başlık takmaları gerekir. Bu varlıklar insanlar tarafından mağlup edilemez. Sadece vücutlarındaki büyülü bir sıvı azalırsa güçleri azalır veya ölebilir. Kappa genellikle salatalık çalar veya yüzmeden önce salatalık yiyen insanları boğar. Yine de küçük yaratıklar her zaman kötü değildir. Hatta bazen insanlara yardım eder, hastalıkları iyileştirir veya birini güreşmeye davet eder. Skyla. Yunan mitolojisinden gelen bu deniz canavarı vücudunun üst kısmı genç bir kadın ve alt bedeni 6 köpekten oluşuyor. Yine de Skyla her zaman bir canavar olmadı. Aslen bir su perisinin kızıydı ve güzeldi. Ama kıskanç bir büyücü Skyla'nın yıkandığı suları zehirledi. Orada banyo yaptıktan sonra karnından 6 köpek başı ve 12 köpek ayağı çıktı. Tamamen şekli bozulan Skyla yaşadığı felaketin intikamını almak istedi ve o andan itibaren vahşi bir canavara dönüştü. Boğazda bir kayanın üzerinde başka bir canavarın karşısında yaşadı ve yaşayan ve ulaşabileceği her şeyi yedi. Örneğin Yunan kahraman Odysseus'un altı arkadaşı. Charybdis.
Charybdis, Skyla'dan boğazın karşısında üzerinde incir ağacı olan bir kayanın altında yaşayan canavar. Günde 3 kez deniz suyunu çeker ve böylece gemileri yutabilecek bir emiş oluşturur. Suyu geri püskürttükten kısa bir süre sonra emilen gemiler Poseidon tarafından bile kurtarılamaz. Charybdis'in tam olarak neye benzediği bilinmiyor. Ama aslında deniz tanrısı Poseidon'la yeryüzü Gaia'nın kızı olduğu söylenir. O kadar oburdu ki Herkül'ün sığırlarını çaldı ve bu nedenle Zeus tarafından denize sürüldüğü söyleniyor. Leviathan. Deniz canavarı Leviathan, timsah, ejderha, yılan ve bir balinanın birleşik özelliklerine sahip. Sonuç olarak şimdiye kadarki en büyük ve en korkunç deniz canavarıdır. İncil'e göre Leviathan Tanrı tarafından oynamak için yaratıldı. Çünkü Tanrı kötülükle sorunsuz bir şekilde başa çıkabilir. Armageddon savaşından sonra Leviathan'la deniz canavarının karada yaşayan muadili olan Dev arasında bir kavga vardır. Kavga güçlü kılıcıyla her iki canavarı da öldüren Tanrı tarafından kesintiye uğrayacağına inanılıyor. Ikko Turso. Ikko Turso, Finlandiya mitolojisinden kötü niyetli bir deniz canavarı. Bu canavarın tam olarak neye benzediği belirsizliğini koruyor. Ancak oldukça tanımlayıcı olan farklı isimleri var. Dağ eşiğinde yaşayan sakallı ölüm öküzü, binbaşlı, binboynuzlu canavar da deniyor. Pohjola'da yaşadığı söylenir, ancak bunun nedeni Pohjola'nın genellikle tüm kötülüklerin evi olarak algılanması olabilir. Şeytan Balina. Şeytan balina uyurken bir adaya benzeyen şeytani bir balina canavarıdır. Bu canavarın gemilerini oraya demirleyen masum denizcileri çekmesine yardımcı olur. Gemiden ayrılıp adada ateş yaktıkları anda uyuyan balina gemiye saldırır ve onu denizin dibine sürükler. Pascal ya da keşişlerin yemek pişirmek için ateş yaktıktan sonra sahte adaya ayak bastığı iddia edilen gezgini İrlandalı bir aziz olarak damgaladı. Ada aniden hareket etmeye başladı ve denizciler aceleyle gemilerine geri döndüler. Bazı efsanelerde canavar bir balina değil, dev bir kaplumbağadır. Sirenkroin. Sirenkroin, İskoç mitolojisinde dev bir canavardı. Hikayelere göre yaratık o kadar büyüktü ki doyması için 7 balina yemesi gerekiyor. Yine de aptal bir canavar değil. Sirenkroin aslında avıyla oynamayı sever. Bir hikayede dev yaratık bir balıkçı tarafından yakalanan küçük bir gümüş balık boyutuna küçülür. Sadece avıyla eğlenmek için dev bir canavar formunda geri dönüp ve zavallı adamı yemiş. Echushka. Bu su altı da İskoç halk inançlarından kaynaklanmakta. Basit bir canavar değil, aslında bir peri yaratığı. İskoçya'nın kıyı sularındaki göllerde yaşar ve oldukça tehlikeli kabul edilir. Echushka güzel bir at kılığında karşımıza çıkıyor ve muhteşem figürüyle dikkat çekenleri bekliyor. Ancak birisi ona binmeye çalıştığında kişi hemen tuzağa düşüyor çünkü kötü yaratığın sırtı kurbanın yapışacağı yapışkan bir madde salgılar. İnsan hala sırtındayken yaratık denize veya en yakın göle doğru dört nala koşar ve en derin noktaya yüzerek biniciyi boğar ve neredeyse tamamen yutar. Sadece karaciğeri bırakır. Bu yüzden organ karaya vurduğunda herkes Echushka'nın bir kez daha insan canına kıydığını bilir. Cthulhu. Cthulhu muhtemelen bu listedeki en güçlü yaratık. Birkaç milyon yıl önce dünyaya geldi ve ölü gibi bir uykuda batık Rula şehrindeki bir lanet tarafından esir tutuldu. Bu varlığın vücudu biraz insan benzeri ama aşırı derecede şişkin. Kafası bir kalamarınkine benzer ve yüz bir dokungaç karışımıdır. Sırtında uzun ince kanatları vardır. Cthulhu kaosun güçlerini bünyesinde barındıran ve muhtemelen tanrınınkiyle karıştırılabilir olan güçlü dünya dışı varlıklar olan büyük eskilerden biridir. Çoğu ilgili türün özellikle güçlü ve acımasız temsilcileridir ve farklı insanlar tarafından tapılır. Yıldızlar aynı hizaya gelirse Cthulhu bir kez daha dirilerek dünya üzerindeki terör saltanatını uygulayacak. Sonuçta tüm yaşamın ölümüne yol açıyor. Cthulhu aslında bir kısa öykünün yazarı tarafından uydurulmuş olsa da hala onun varlığına inanan ve bu varlığa tapan insanlar var. Efsaneler arasında en beğendiğinizi veyahut da sizin de bildiğiniz böyle garip bir efsane varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşça kalın.